Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah, essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah, essalatu vesselamu aleyke ya Khatemen Nebiyyin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin siyeri nebisini anlatmaya devam ediyoruz. Hicretin 6. yılı Hudeybiye musalahası oluyor ve sahabe-i kiram efendilerimiz musalaha şartları ağır olduğundan dolayı üzgünler. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh Ebu Cendel'in düşmüş olduğu bu sıkıntıdan dolayı üzülmüş, üzüldüğünden dolayı da etrafındaki insanlara sitem ediyor. Hatta bir ara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bizlere Kabe-i Muazzama'yı tavaf edeceğimizi söylemedin mi? Söyledim ya Ömer diyor. E niye o zaman biz yolumuzdan geri çevrildik? Ama ben bu yıl tavaf edileceğini söylememiştim diyor. Diyor ki ya Resulallah, sen Allah'ın Resulü, Allah'ın elçisi değil misin? Mümin kardeşimizi, Allah'a iman eden bir insanı nasıl biz müşriklerin ellerine bırakabiliriz diyor. Diyor ki ya Ömer, sabredelim, seyredelim, akıbeti müminler için çok faydalı olacak diyor. Ve kıymetli müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de herkese emrediyor. Diyor ki ey inanan müminler, getirmiş olduğunuz kurbanlarınızı kesiniz diyor. Birinci söyleyişte cevap yok. Tekrar ikinci emrini, talimatını buyuruyor. Yine cevap yok. Üçüncüde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çadırına gidiyor. Çadırına girdiği zaman Ümmü Seleme annemiz radıyallahu anh anlatıyor. Baktım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü kızarmış, morali bozuk. Dedim ya Resulallah, bu hal nedir? Dedi ki bu insanlara ne oluyor da beni dinlemiyor? Diyor ki ya Resulallah, siz ne söylediniz de dinlemediler? Kurbanlarınızı kesiniz diyorum, kesmediler diyor. Diyor ki ya Resulallah, sen kurbanını kes, senin ümmetin seni takip edecektir diyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurbanını kesiyor. Orada bulunan bütün sahabiler de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kurbanını kestikten sonra onlar da kurbanını kesmiş oluyorlar. Antlaşma şartları imzalandığı zaman da Süheyl'in oğlu Ebu Cendel ismindeki sahabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına evinden kaçmış ve elleri ayakları prangalar içerisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına zor bir hal gelmiş. Sahabe efendilerimiz de onu Ebu Cendel'i mümin olduğundan dolayı ve babası Süheyl tarafından işkence gördüğünden dolayı bağırlarına basmış idi. Madde şartlardan bir tanesi de şu idi. Medine'ye, Mekke'den gitmiş, Müslüman olmuş birisi Mekkeliler tarafından eğer talep edilse Mekkelilere Medineliler tarafından teslim edilecekti. Ama Medine'den bir Müslüman olan kişi bir daha tekrardan ben dini reddediyorum dese, Mekke'ye sığınmış olsa Medine'deki Müslümanlar Peygamber aleyhisselam Mekkelilerden onu talep edemeyecek idi. Dolayısıyla tam bu maddeler imzalanmış. İmzalayanların bir tanesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, diğeri Süheyl ismindeki Mekkeli elçi, görevli olan kişi ve onun oğlu Ebu Cendel de o sırada Peygamber aleyhisselamın ve sahabilerin yanına kendisini atıvermiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir antlaşma yaptığından bahsediyor ve diyor ki ya Ebu Cendel, sabret. İnşallah Allah sana bir kurtuluş yolu verecektir, gösterecektir diyor. Ve Ebu Cendel'i Süheyl babası elinden tutuyor, tekrardan Mekke'ye geri götürüyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yine Mekke'den Ebu Basır isminde bir sahabi mümin olmuş, Müslüman olmuş ve Mekke'den Medine'ye hicret etmiş. Peygamber aleyhisselamın yanına gelmiş. Ya Resulallah, ben Müslüman oldum, mümin oldum demiş. Şehadetini getirmiş. Bunun akabinde Mekkeli müşrikler bu olayı duyunca iki tane elçi göndermişler.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelen elçiler diyorlar ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana düşen vazifeyi icra et. Yani bu sana gelen Ebu Basır'ı bizlere teslim et diyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzgün olarak ama antlaşma şartlarını da biliyor, imza atılmış. Bunun neticesinde Ebu Basır'ı Medine'den Mekke'ye o gelen elçilerle beraber yolluyor. Sahabe efendilerimiz yine üzülüyorlar. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Basır'a diyor ki ya Ebu Basır sabredin, Allah Celle Celaluhu sizlere bir çıkış yolu gösterecektir. İki tane elçi Ebu Basır'ı yolda götürürken Ebu Basır Efendimiz bir yolunu buluyor, birisini öldürüyor, diğerinin de kaçmasına sebebiyet veriyor ve akabinde kendisi Medine-i Münevvere'ye tekrar geliyor. Diyor ki ya Resulallah, senin sözünü dinledim, onlarla beraber gittim, senin bir sorumluluğun yoktur. Ben onların elinden kaçtım, birini öldürdüm, birisi de Mekke'ye kaçtı haber vermek için diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, antlaşma gereği sizi Medine'ye alamam diyor ben. Ama kendinize bir yol çiziverin diyor. Ve onları Mekke'den ziyade başka bir yola sevk etmiş oluyor. Ve Ebu Basır Mekke'ye gitmiyor. Mekke ile Medine yolu güzergahında Şam kervanının geçtiği Şam yolu güzergahında sahil şeridinde bir köye, bir kasabaya yerleşmiş oluyor. Mekke'de bunu duyan Ebu Cendel ve diğer gizli imanını gizlemiş veyahut da eziyet gören Medine'ye gidemeyen Müslüman olduğu için Medine'ye gidemeyen antlaşma şartları gereğince bütün Müslümanlar Ebu Basır'ın yanına doğru hicret ediyorlar. Hatta ve hatta bir yıl içerisinde 300 kişiye ulaşıyor oradaki Müslümanların adedi. Öyle ki Mekkeli müşrikler Medine-i Münevvere'den Şam yolu üzerinden Şam'a ticaret kervanı götürürken İs denilen bu bölgeden geçmek zorunda kalacaklar. Dolayısıyla Ebu Basır ve etrafında bulunan Ebu Cendel gibi sahabilerden korktuklarından dolayı kervanlarını daha tehlikeli, daha sıkıntılı, daha uzak yolu tercih etmeye başladılar. Baktılar ki bu iş böyle olmuyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler. Ve dediler ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem biz bir antlaşma imzalamıştık. Bu antlaşmaya biz sadığız. Yalnız şu üçüncü maddeyi biz iptal edebilir miyiz dediler. Ve kendilerinden üçüncü maddeyi iptal etmek zorunda kaldılar. Bu vesileyle Ebu Cendel ve Ebu Basır ismindeki sahabiye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir elçi gönderdi. Ve o elçi bir mektupla beraber onların yanına gelmiş ve onları Medine-i Münevvere'ye davet ediyordu. Ama ne hikmettir ki Ebu Basır ismindeki o sahabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelen mektubunu daha henüz göremeden o geldiği anda vefat etmiş. Kendisi Allah'ın rahmetine kavuşmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sevgisi, muhabbeti sınırsız olan bir sahabiydi. Yanındaki, etrafındaki insanlar Ebu Basır Efendimiz'i bu şekilde anlatıyorlar. Ve Ebu Cendel Efendimiz, Ebu Basır Efendimiz'i defnettikten sonra bütün orada bulunan diğer sahabileri topluyor ve Medine-i Münevvere'ye 300 kişiyle beraber bir grup, bir kafile halinde gelmiş oluyorlardı. Dolayısıyla kıymetli müminler, değerli dostlarımız, izleyenlerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'de zikredilen Fethem Mubina ayeti kerimesinin sırrınca güzel bir fetih, apaçık bir fetih, Mekke'nin fethi olduğu gibi aynı şekilde gönüllerin de fethidir. Zira 19 yıl içerisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davet etmiş olduğu Müslümanların adedinin kaç kat fazlasını 2 yıl antlaşma zamanı diliminde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelip biat etmiş, gelip diz çöküp şehadet getirmiş müminlerle doludur İslam tarihi. Dolayısıyla Hudeybiye musalahası İslam ümmeti için, müminler için bir barış kesinlikle,
aynı zamanda bir zaferdir ve aynı zamanda da müminlerin lehine sonuçlanan ve müminlerin kuvvetli olduğu, müminlerin Mekke'nin fethi için hazırlık yaptığı ve Mekke'nin fethiyle neticelenen çok güzel bir zaferdir değerli izleyenlerimiz, kıymetli müminler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve etrafında bulunan sahabe-i kiram efendilerimiz bu olayı sonraki zamanlarda daha güzel anlatıyorlar. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, ben hakkımda bir ayeti kerime inecek diye çok korkmuş idim. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Cendel olayından dolayı ve aynı zamanda antlaşma şartlarının ağırlığından dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi üzmüştüm diyor. Çok korkmuştum. Hakkımda acaba benim ayeti kerime mi inecek? Rabbimin rahmetinden ben dar mı olunacağım diye çok korktum diyor. Ve en sonunda da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin görmüş olduğu rüya haktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış oldukları her bir durum Allah'ın emri ile, Allah Celle Celaluhu ve Celle Şanuhun dilemesiyle oluyordu diye Hazreti Ömer Efendimiz ve diğer sahabe efendilerimiz tasdik ediyorlar. Hatta Hazreti Ebubekir Efendimiz Hazreti Ömer Efendimizi, ya Ömer, bizim başımızda bulunan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah, Allah'ın elçisidir. Bize ne haber verdiyse, ne yaptıysa, ne ettiyse hepsini Allah'ımızın emriyle yapar, emriyle yerine getirir. Bize düşen vazife mutlak itaattir diye Hazreti Ömer Efendimiz'i uyarmış oluyor. Bizler de Allah'ımıza Celle Celaluhu Celle Şanuhu, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e mutlak itaat ile emrolunduk. Men yuta'i Allah ve Rasul فَاُولَٰكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Allah'a ve Resulüne itaat eden kim var? Biz müminleriz. Unutmayalım ki Allah Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu bizi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraber kılacak. قُلْ اَطِعُ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ Evet, de ki ey Habibim, Allah'a itaat edin ve Resulüne de itaat edin. مَنْ يُطَعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهُ Kim Resul'e itaat ederse gerçekten Allah'a itaat etmiş olur. Dolayısıyla bu ayeti kerimeler ve bunun benzeri Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerimeler bize bu Hudeybiye Antlaşması'nda da gösteriyor ki tarih tekerrürden ibarettir. Her zaman biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan, izinden zerre miskal şaşmamamız lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi takip etmeli ve onun yolunda, onun izinde hayatımızı idame ettirmeliyiz kıymetli müminler. Şunu da aktarmak isterim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Medine-i Münevvere'ye rücu etmiş Ukbe bin Ebu Muayit'in kızı Ümmü Gülsüm annemiz, Müslüman bir hanımefendi, Mekke'den Medine'ye hicret ediyor ve hicret ettiğini duyan Ebu Muayit'in çocukları geliyorlar ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den antlaşma gereği istiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Celle Celaluhu فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ Kafirlere Müslüman olan hanımları rücu etmeyiniz, teslim etmeyiniz ayeti kerimesinin sırrınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki biz antlaşma metnine sadığız. Yalnız bizim antlaşma metnimizde sadece erkekler olarak geçiyor, kadınlar olarak geçmiyor diyor ve kadını, Müslüman olan hanımefendiyi teslim etmemiş oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu bu olay İslam tarihinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin antlaşma metinlerini altlarını çizerek iyi bir şekilde uygulaması ve aynı şekilde sadık kalması, müminlerin antlaşma metinlerine sadık kalmasının bir gereği olarak gösterilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve yaklaşık 2000 kişi ashab-ı kiram efendilerimiz bir yıl sonra hicretin 7. yılında Mekke-i Mükerreme'yi tavaf ettiler. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike lek nidaları ile Mekke-i Mükerreme'yi
tavaf meydanını, Kabe-i Muazzama'nın etrafını bu nidalar ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiram efendilerimiz inletmiş oldular. Ve o zaman antlaşma gereği de Mekke'nin dışına çıkan müşrikler Müslümanların bu güzelliklerini izliyorlar ve içlerinden bir hayranlık duyuyorlardı. Bu hayranlık duyanlardan bir tanesi de Halid bin Velid ve Amr bin As idi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hudeybiye zamanından sonra gelip Müslüman olanların adedi Hudeybiye'den önceki Müslüman olanların adedinden kat kat fazla olmuştu. Sebebi hikmeti, zira Mekkeli müşrikler Müslümanların hal, tavır, davranışlarını, hareketlerini gördükçe kendileriyle mukayese ediyorlar. Bakıyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram efendilerimizin o güzel tavır ve davranışları, hareketleri çok güzel olduklarını görüyorlar ve çocuklarına, etrafında olanlara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örneğini gösteriyorlardı. Ve sahabe-i kiram efendilerimiz etrafındaki bulunan insanlarla muamelesi, ilişkisi oradaki olan müşriklerin Müslüman olmasına sebebiyet veriyordu. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Umretül Kaza dönüşü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye gelmiş. Medine-i Münevvere'de artık sulh içerisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe efendilerimiz kendi işleriyle, kendi ticaretleriyle ve aynı zamanda fetihler ile meşgul olmuşlar ve muahede anlaşması gereği bu Hudeybiye'de elde edilen kazanımlarla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe efendilerimiz civar kabilelerde ve civar devletler tarafından da tanınmaya başlanmış idi. Dolayısıyla 2 yıllık bu antlaşma Mekkeliler ile, Mekkeli müşrikler ile Medine'deki müminler arasındaki bu 2 yıllık antlaşma Müslümanların zaferi, müminlerin adedinin çoğalması ve Mekkelilerin zayıflamasına sebebiyet vermişti. Muahedenin imzasından 2 yıl geçmeden henüz kendi imzalamış oldukları maddelere, hükümlere saygısızlık yapmışlar, sözlerinde durmamışlar ve akabinde Mekke'nin fethine sebebiyet veren anlaşmayı bozmuş oldular. Ve dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiram efendilerimiz bu antlaşmadan elde etmiş oldukları zafer Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi ile Medine-i Münevvere'ye dönerken Allah Celle Celaluhu Fetih Suresinin ayeti kerimelerini indiriyor ve 2 yıl sonraki Mekke-i Mükerreme'nin, Kabe-i Muazzama'nın ve orada bulunan Mekkeli müşriklerin Müslüman olacaklarının ve oranın fethinin müjdesini vermiş oluyordu. Bir sonraki Siyer-i Nebi dersinde görüşmek ümidiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.